Merhabalar arkadaşlar. Saç kesimi istiyordunuz benden. Saç kesimi çeker misin diye. Şimdi size katlı bir saç kesimi çekeceğim. Saçı öncelikle ben hep şeye ayırıyorum. Bu şekilde kulak arkalarından iki yana ayırıyorum. Burayı ayrı tutuyorum. Şimdi aklıma geldi. Tam kesmeye başladım. O yüzden şöyle en alt sırayı arkadaşlar katlı olacağı için hafif ovallik veriyorum. Ben verdim az önce. Şu ovalliği veriyorum. Keserek. Hep alttan başlıyorum. Neden? Bazı arkadaşlar tepeden, üstten, önden başlıyor. Saçın katları daha geçişleri güzel olur. Tepeden başladığınızda aşağı boyu ona göre uyarladığınızda istemediğiniz bir boyda da kesim yapabilirsiniz farkında olmadan. Yani saçımızın boyu belli. Bundan sonra saçın boyu değişmeyecek artık. Bu şekilde kestiğimizde sadece orantılı katlar vereceğiz. Ben katlı kesimlerde özellikle arkadaşlar şuradan da çekebilirsiniz bu tarafa. Daha şey olur çünkü genelde bir tarafta çalışıyorum ya. Ustura kullanıyorum. Ustura kesimini çok beğeniyorum çünkü geçişler böyle makastaki gibi tutan olmadığı için. Şimdi makasta alıyoruz, ne yapıyoruz? Bu saçı aldığımızda burası hepsi dümdüz bir kütlük oluyor. Bu sefer kullanacak kişi o saçı böyle şu yumuşak geçişler olmadığı için şekil veremiyor. Saç sağa ya da sola yatışlar yapabiliyor. Ara makasla inceltiyorsunuz. Yine ara makas hepsini aynı noktadan kesiyor. Çünkü yükseklik aynı olduğu için. Yani çok uğraşmanız gerekir. Hele bu şeye yeni başladıysanız. Usturada yumuşak geçişler. Her tel ayrı ayrı kesildiği için. Saçı şimdi göreceksiniz işlemi sonunda zaten kuruttuğumda. Harika güzel geçişleri olacak. Benim şeyim hep budur. Hep arkadan başlarım. Kısa da uzun da küt de hiç değişmez. Çünkü boyunu ayarladıktan sonra onun üzerine çalışırım. Dediğim gibi şimdi buradan başladı. Şuradan kestin. Kısa oldu. Burayı ne yapacaksın? Mecbur kısaltacaksın. Ne kadar profesyonel olursanız olun ben beğenmiyorum yani öyle değil. Hani her yiğidin yoğurt yiyişi olayı. Ben okulundan mezunum bir de. Bize böyle hani sistemli, bölerek orantılı kesimleri anlattıkları için üstüne bir de tabii 30 yıl ekledim. Usturayı kullanmak apayrı bir ustalık gerektirir arkadaşlar. Şimdi baktığınızda çok kolay görünür. Ne kadar kolay. Hemen vuruyorum, geçiyorum. Ama öyle değil. Bunun başlangıcını siz belirliyorsunuz. Katın başlayacağı noktayı. Bittiği noktada saçın bittiği nokta. Orada alttaki saç bitiş noktanız olacak. Çok sert bastırmayacaksınız. Birden saçı uçurursunuz o zaman da. Mesela yan böyle gelecek. Ne yapıyorum? Saçı alıyorum. Şu geçişle veriyorum. Mesela çok şey istemiyoruz. Tepeye çıkan bir kat istemiyoruz. Neden? Eski zaman 80'lerin modeli gibi olur. Rockçıların saçı gibi olur. O yüzden daha şuralara kadar gelen bir kat veriyoruz. Çünkü önlerimizi de çok kısaltmayacağız bu saçta. Bu kestiğimiz saçın doğal hali hafif dalgalı. Arkadaşımız düz yaptırmış ama memnun kalmamış. Neden? Düzde dümdüz durmaz. Dalgaları da ortaya çıkaramaz. O yüzden kullanımı zor olur. Ama bu şekilde kesildiğinde bir köpük ya da jöle yardımıyla şekillendirebilir. Bir de bazıları şey diyor, ustura saçı kırıyor. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Makasınız körse makas da saçı tırtıklayıp zarar verebilir. Usturanız da körse aynı şekilde zarar verebilir. Usturanın en güzel yanı hani böyle derler ya saçınızı kestirin. İşte bir hafta 10 gün sonra daha güzel olur diye. Neden? Uçlar daha yuvarlaklaşır.
Onun için beğeniler ama o sırada siz ilk kestiğinizde o şeyi yakalıyorsunuz zaten, formu yakalıyorsunuz. Hani bir hafta, 10 gün ya da bir ay beklemenize gerek yok. Tabii şimdi bir şey göremeyeceksiniz ama kuruduğunda tam katların şeylerini göreceksiniz. Ben arkadaşlar hani çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum ama hiç aklıma bir şey çekim falan gelmemişti. Bir gruba üye olduk arkadaşlarla. Baktım gerçekten çok fazla bazı şeyleri merak edip bilgiye ulaşamayan arkadaşlar var. Sadece yazarak ya da anlatarak bunu gösteremiyorsun. Ben de bu şekilde sizlere yardımcı olmak istedim. İnşallah hani birilerine ufak da bir şeyim olsa mutlu olurum. Çünkü bizler artık mesleğimizin zirvesindeyiz. Birilerine bir katkımız olursa yeni gelen nesiller daha güzel işler yapar. Zaten var birçok ustamız Türkiye'de. Ama Türkiye'nin her yerine ulaşamayabiliyor o bilgiler. Bir de artık diploma almak çok kolay. Bu da iyi bir şey mi? Tabii ki değil. Neden? İnsanlar yeterince olgunlaşmadan, bu mesleği gerçekten öğrenemeden iş yeri açıyorlar. Ama sadece iş yeri açmak yeterli değil. En az 5-6 yıl bunun, hani birinin yanında yetişip bu evrelerden, en az diyorum bakın. Çünkü zaten normal şartlarda bir ustalık belgesi için 5 yıl gerekiyor. Ve o 5 yılda inanın sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Daha yani kendi o bütün sorumlulukları alacak tecrübeniz olmuyor. Ki bizim zamanımızda böyleydi. Şimdi birkaç ay parasını ödeyip kursa giden MEP onaylı bir belge alıyor. Sonra dükkan açıyor. Sonra biraz yaka, biraz yırta, biraz şey öğrenmeye çalışıyor. Ne yazık ki onlar yeterli olmuyor. Olan da müşterilere oluyor tabii. Bu sefer insanlar korkuyor. Kendi işlemlerini kendileri yapmaya çalışıyorlar. O daha da kötü oluyor. Bir de şey arkadaşlar, internet iyi olduğu kadar da kötü bir şey. İnsanlar her duyduğunu uyguluyor. Bu sefer biz onları düzeltene kadar daha çok uğraşıyoruz. Bakın şimdi her aldığımda bu alttaki saçımız belli ya. Ne yapıyoruz? Bittiği nokta orası olacak, ona göre alıyorum. Alıyorum, bittiği noktaya gelene kadar şu geçişi veriyorum. Yine unutuyordum bugün video çekmeyi. Bazılarınız şimdi usturayı soracak arkadaşlar defalarca. Ustura herkesin farklı. Ben direkt şu berberlerin usturasını da kullandım ama o çok hunharca dalıyor saçın içine. Onu çok sevmedim. Bu usturayı daha çok seviyorum. Bunun iki ucu var. Bir ucu biraz daha derine girmiyor. Bir ucu daha ince ince kesiyor. Ama ben artık diyorum ya, çok uzun yıllardır bunu kullandığım için bakmıyorum bile neresiyle ne yaptığımı. Bakın hep hop geçişi şeydir yani. Geçişleri kontrol ediyorum. Acemiyken arkadaşlar çok korkunçtur saç kesmek. Kabus gibi bir şeydir. Çünkü dönüşü olmayan bir şey. İlk saçımı başka birine huzur evinde öğretmenlerimiz götürmüştü İstanbul'da. Orada kesmiştim. Gördüğünüz gibi saçı şöyle salladığınızda uçlarda ait yumuşak geçişleri var. Hani böyle kalın kalın bir kat değil. İnce ve yumuşak güzel bir kat.
ta şuraya kadar çıkmıyor mesela. Neden? Bu sefer çok yukarı çıkarsa buralar sanki şey olur, kopmuş, cansız kalmış gibi olur. Şimdi öne geldim arkadaşlar. Öncelikle ön boyumu belirleyeceğim. Şöyle öne doğru tarayıp ben müşterime sordum. Şimdi misafir diyorlar ama misafiri de çok doğru bulmuyorum çünkü ücret alıyoruz. Müşterimiz tabii ki seviyoruz ama ayrı. Şimdi çene altı gibi şuradan en kısayı buradan başlayacağız. Şuradan işaretimi koydum. Tam ortadan. Sonra güzelce şu şekilde yavaş yavaş geçişimi veriyorum. Tam bu şeyde birleştireceğim. Ovallik verdim arkada. Tam onun köşesinden şu şekilde birleştiriyorum bakın. Bakın ucu görüyor musunuz? Ne kadar hoş duruyor. Şimdi bu şekilde geçiş verdim. Şimdi katlayacağım bir de burayı. Yine hep böyle azıcık kestiğiniz yerden saç alıp onu ölçü olarak kullanabilirsiniz. Ben artık diyorum ki düşünmeden yapıyorum. Tamamen başlıyorum. O elim, şeyim komple otomatik olarak yapıyor işlemi yani. Şöyle yumuşak yumuşak, çok bastırmayın usturayı. Yine ikinci parçayı böldüm. Yine yandan hafif saç aldım, bitiriyorum. Başlıyorum bir alttaki şeyi de bitiriyorum. Alttakini bir daha kesmiyorsunuz. Yoksa habire kısalır. Buradan başlıyorum. Birleşme noktasını bitiriyorum. Son parçamızı alıyorum bu taraftaki. Şöyle hafif arkaya da getiriyorum. Bu arada müşterimiz saç kesmeyi öğrendi. Artık tatlı saçları. Evet, artık ben keseceğim de. Sonra gelirsiniz, düzeltiriz yine. Bu işi severek yapmanız gerekir arkadaşlar. Sevmiyorsanız bu bir işkence gibidir. Ben işimi çok seviyorum. Çok severek yapıyorum yani. Keyif alıyorum. O yüzden çalışmadığım zaman daha mutsuz oluyorum. Çalıştığımda daha mutluyum. Gördünüz mü ne kadar hoş duruyor? Evet, şimdi bu tarafa geçtik. Yine bu ölçü yaptığımız yerden böyle yavaş yavaş şöyle şöyle geliyoruz. Şekilde. Şimdi birçok arkadaş makası kullanır ama ustura apayrı bir şeydir. En azından ustura kullanmak isteyen, bilmeyen arkadaşlar için umarım faydalı bir şey olur bu. Mesela benim kendi saçlarım çok düzdür yani kirpi gibi deriz ya. Makas izinden nefret ederim ama ne yazık ki usturayı kullanabilen çok insan yok. Ben kuaförlük okuluna gidiyordum 90 yılında İstanbul'da. Orada Etiler'de stajımı yaparken bir ustamız saçımı kesti. Şurayı görüyor değil mi? Bakın geçişlerin güzelliğine. Sivri sivri. Makasla bunu çok zor yakalarsınız. Bütün gibi gelir çünkü.
Sonra o saçı çok rahat kullandım ben. Daha sonrasında o saçı bir başka yerde kesemediler bana. Parkın diğer tarafta usturayla kesildiği için rahat kullandığımı fark ettim. Ondan sonra usturaya yoğunlaştım. Çünkü gerçekten çok düz saçlar makas izini çok belli eder. Böyle iki tarafı eşit kesiyorum. Daha sonra soracağım müşterime ne tarafa ayırdığını. Çünkü orantılı olması için iki tarafı öncelikle bir dengelemeliyiz. Ustanın iyi veya kötü usta olduğunu gösteren en önemli şey arkadaşlar saç kesimi ve röfledir. Saç kesimi ustanın usta olduğunu gösterir. Çünkü müşteri iyi kayıp çıkıyorsa o usta ustadır, güzel bir saç kesmiştir. Röfleyi düzgün yapıyorsa, özellikle dip röfleyi, o usta iyi bir ustadır. Ne tarafa ayırıyorsunuz? Sağ. Şimdi önce orantılı kestim her iki tarafı. Şimdi kontrol edeceğim. Hem de kullandığı yönü. Şimdi buradan başlıyorum. Kontrol olarak gideceğim o tarafa doğru. Hem de en üst şeyi, şurayı biraz şöyle alıyorum. Arkaya doğru. Şimdi burayı tekrar kontrol ediyorum. Neden? Çünkü oradan bu tarafa saç aldım. Zaten çok bir sıkıntı çıkmaz. Genelde düzgün gelir.
Şuradaki görüntüyü bir al. Öndeki odamı şu mesela. Hali bu. Dalgaların geçişinin yumuşaklığına bakar mısınız katların? Sadece şey yaptım bunu. Kuruttum. Şimdi daha fön çekmedim. Şuraları düşünün şöyle hafif hafif köpük sürüldüğünü. Gördünüz mü? Hiç şöyle bir merdiven bir boşluk ya da şurada bir geçişsizlik göremezsiniz. Yan ve önün şöyle yumuşak bir geçişi vardır. Şimdi fönleyince de göstereceğim. Evet arkadaşlar, fönümü çektim. Saçın hareketlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi çok tepeye çıkan bir kat değil. Çok güzel hareketli. Kendisi de rahatlıkla. Gördüğünüz gibi hani ön, arka. Tamamen muhteşem bir geçiş olur bu saçın. İstediği gibi kullanır.